Ya geçtiğimiz gün yaptığın o kırmızı kek miydi? Kırmızı kekti. Yani nasıl soru geldi? Nasıl izlenmiş? Çok nasıl güzeldi, sevilmiş? Değil mi? Harikasın gerçekten. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Evet. Hello San Sebastian. Evet. O ay harika bir şeydi. Fakat için. Ben neyi yapmak istiyorum biliyor musun sevgili Meltem abla? Yeşil çok yakışmış sana. Ay çok teşekkür ederim. O senin evinde yediğim kalp kurabiyeleri. Ay çok güzel onlar gerçekten. Ne onlar? Müthiş. Yani şöyle bir şey aslında hemen söyleyeyim. Onu en kısa zamanda yapalım. Hep bir anne kurabiyesi vardır. Elmalı anne kurabiyesi. Evet. Ve yüzlerce tarif var bununla alakalı. Meltem açık elin küpeye bakar mısınız? Bakar mısınız? Ya bakın bir de tek takmış onu. Allah. Ama iki tane takınca yakışmadı kızlar ama beğenmedi. Ama nasıl güzel olmuş. Çok süslü oldun dediler. Her şeyi yakışıyor, her şeyi de kaldırıyorsun. Canımsın çok güzel benim, oldu. Çok teşekkür ederim. Anne kurabiyesi. İşte o anne kurabiyesi benim gerçekten annemden kalan bir reçete, bir tarif. O ölçü muhteşem. Tek başına sade kurabiye yapın, kahvenin yanında yapın, elmalı yapın, erikli yapın. Yani o hani diyorum ya bu hamur çok güzel. Evet. İşte o hamur da çok güzel bir hamur. Onu da yapalım. Onu muhakkak en kısa zamanda yakında yapalım. Su sana mı kaynıyor burada aşkım? Su bana kaynıyor bir tane. Peki ne yapıyoruz? Tavuklu nohutlu makarna kavurması. Evet. Ve soğan dolması. Bu vay, soğan dolmasını çok seviyorum ben. Peki. Hanımların aklına gelir midir? Hani zaten yemeği yapmak %50 derler. %50'si ne yapacağına düşünmek, karar vermek. Aynen. Dolayısıyla da hanımlara değişik bir alternatif olsun dedim. Güzel bir makarna yapacağım. Evet. Ama makarnayı kavuracağım. Hı-hı. Onun altı yanıyor muymuş? Evet. Yok şöyle. Onun yanında da soğan dolması yapacağım. Soğan dolması. Bunun için soğanlarımı şöyle aldım. Evet. Şu tam orta noktasını denk getirip soğanları şöyle bir kesiyorum. Tamam. Ve bunları tenceremin içine koyuyorum. Şöyle. Ve üzerine işte o sıcak suyu döküyorum. Getiriyorum evet. Hemen geliyor sana sıcak suyun. O soğanlar yumuşayacak kadar haşlanıyor. Yok yarım tam göbeğinden yarım kestim ki çıkartmak kolay olsun dedim. Göbeklerini mi boşaltacaksın dolmaları? İçlerini boşaltacağım soğanın yapraklarını içine saracağım. Bu taraftan da bunu açayım. Makarnama başlıyorum. İkisini birden karışık karışık yapıyorum diye düşünmeyin ama bir taraftan makarnamın kavrulması gerekiyor. Birazcık yağ koydum. Şöyle şunu da alayım. Birazcık da sıvı yağ ihtiyacım var. Evet. Birazcık da sıvı yağ gezdirdim. Ve ben diğer tarafta soğan dolmamı yaparken bir tarafta makarna. Şimdi ben hangisinin tarifini evet. Vereyim ona bakıyordum. Şimdi bir dakika makarnayı kavurmaya koyuyorum ve soğana tamam, geçiyorum. Tamam o kadar. Makarnayı kavuruyoruz önce. Evet. Bu diğer tarifimiz için. Bu tavuklu nohutlu makarna kavurması aslında. Evet. Çok değişik bir tarif. Bugün yine iki yeni değişik tarif var. Bir diğeri de soğan dolması. İç malzemeleri kıyma, soğan, pirinç, domates salçası, biber salçası, karabiber, pul biber, kuru reyhan. Çok güzel. Çarliston biber, domates, maydanoz, sıvı yağ ve tuzumuz var. Meltem abla şimdi hepsini güzel bir şekilde harmanlayacağım. Evet hepsini karıştırıyorum bütün malzemelerimi. Domatesim geldi. Harika. Salçalarımı koyuyorum. Hem biber hem domates salçası. Evet hem biber hem domates salçası kullanacağım ama biraz biber salçası biraz domates salçasını ayırıyorum. Tenceremin dibine soğanlarımın altına bunlardan güzel bir sos hazırlayacağım ve onun üzerine dizeceğim. Peki. Birazcık yağ ilave ediyorum. Evet. Bu da yine salçalarımı kavuracağım yağ olsun. Hı hı. Şöyle sivri biberleri var. Maydanoz. Ay harika. Reyhan çok yakışıyor. Hı-hı. Bir de aslında listeye eklememişim. Evet. Yaptığımda hemen peşinden tamamlayacağım. Yaptım, pişirdin, servise çıkartırken sıcak sıcakken nar ekşisi. Oo, çok bak, bunu güzel. Bunu da siz kendi evde listenize müthiş. Ekleyin. Çok yakışıyor gerçekten soğan dolmasından nar ekşisi efendim. Evet. Buyurunuz. Bu da Meltem açık elden değil. Ben ilk defa soğan dolması yiyeceğim, göreceğim. Ay gerçekten evet. Mi? Çok güzel olur hiç bu soğan hiç bildiğim bir dolması. Şey değildir. Hemen tuzumu da ilave ettim. Bayağı biber dolması gibi soğan dolması yapıyoruz. Evet ama bunun içinde biber var, evet. Reyhan var. Bunların hepsi farklı ve güzel lezzetler, güzel baharatlar. Kimyon ilave edebilirsiniz eğer isterseniz içine. Şimdi biraz da önceden yıkadığımız pirincimizden ilave ediyoruz şöyle. Evet. Oh çok güzel. İşte başlı başına çok güzel bir dolma harcı aynen. Oldu. Bu arada bu makarnalar kavruluyor. Makarna kavurması yapıyor evet. Meltem abla. Bu da yine ilk kez yaptığımız bir tarif. Başka yerde yok efendim. Kendine iyi baktın.
Vallahi sabahları gerçekten ilham veriyorsun Meltem abla. Ama bu gerçekten hani evde bulunan malzemelerle değişik ne yapabilirizden yola çıkarsan bu son derece güzel bir alternatif. Kendine iyi bak TV. Instagram hesabımız, Ebru Akel Instagram hesabımız. Lütfen buradan bizi takip edin. Çünkü doktor isimlerini, özellikle mutfak tariflerini çok merak ediyorsunuz. Buradan her detayıyla birlikte yayını izleyebilirsiniz. Ayrıca yayının tekrarları da her akşam Show TV web sitesine yükleniyor. Artık seç beğen al hangisini isterseniz. Seç beğen al değil mi? Doğru. Geçmiş bölümleri de izleyebilirsiniz elbette. Şimdi şuradan bir tane tencere alıyorum hemen. Peki. Ne işe yarayacak? Tencere koymuş çocuklar ama biraz daha geniş bir tencere olsun da soğanları sevgili yönetmenim içini görsün istedim. Evet, peki. Şöyle bir tencere aldım. O ne kadar pişecek bu soğanlar burada? O soğanlar haşlanana kadar. Bak burada önceden haşladım. Şöyle alayım. Şunlar haşlanmış soğanlar. Evet. Bak. Nasıl yapacaksın onu merak ediyorum. Aa, içi açıldı. Evet. Çıktı içinden. Şimdi bundan böyle tek tek yaprak ayırıyorsun içinden. Ha, dolma, orası dolma. Oo, bayağı zahmetli bir bu şey ama. Bu iç harcı alıyorsun. Çok da abartmadan. Yani yaprak sararken ne kadar koyuyorsanız o kadar içine koyuyorum. Aa, çok değişik. Ve sonra sarmaya başlıyorum. Ve nar ekşisiyle yiyorsun. Evet. Meltem abla çok bu. Güzel yalnız. Değil mi? Şekli çok güzel. Şurada boş bir tabağım var. Hemen boş tabağımın içine onları şuraya dizeyim. Evet. Ve bir taraftan da. Abi bak senin kavruluyor makarnalar yanıyor evet, hatta. Evet evet. Şimdi sen onun altını. İçine şey ilave edebilirsin. Ne diyeyim? Domates salçası ilave domates edebilirsin. Salçası. Şuradan vereyim. Ve bir taraftan da dolmaları yapacağım tenceremin içine. Biraz yağ ilave edeceğim. Bayağı yağda makarna kavuruyoruz. Evet. Şimdi onun içine nohut ilave edeceğiz. Oo. Şöyle ayırdım. Bak gelsin nohutlar. Gelsin mi nohutlar? Evet. Haşlanmış nohutlarımızı ekliyoruz. Evet. Nohutlu makarnalı ve tavuklu bir kavurma yapıyor Meltem abla. Değişik bir yemek. Değişik bir makarna aslında. Hani hep diyoruz ya evde bulunan malzemelerden evet, değil mi? Diye. Evet, bak her şey var içinde. Evde dolapta haşlanmış nohutunuz varsa iyi kötü makarna bekar evlerinde dahi var. Ben tavuklu yapacağım ama tavuk yoksa bile sadece nohut ve makarnayla da çok lezzetli bir hal alıyor. Bu arada ben soğan dolmalarımı yapmaya devam ediyorum. Peki sen Eren'in senden istediği o kalp kurabiyeleri. Meltem abla bana da kalp kurabiye. Ben eksiktim ölürüm. Bir de Eren başladı. Ölürüm ona. Gece 9'da sana mesaj gönderdi. Sabah mı yaptın akşam mı yaptın onu? Akşam yaptım çünkü şöyle bir şey oldu. Bizim orada bir elektrik problemi var. Evet. Sabahleyin elektrikler kesilecek dediler. Ay. Elektrikler kesilecek dedikleri için ben onu akşamdan yapıverdim. Ya nasıl girdin yaptın? Yapıverdim dediğini size resmini çekip göstermem lazım. Yani burada yapmamız lazım. Onu yapalım. Hem kurabiyesini yapalım. Her bir kurabiyenin üstüne kurdeleler takmış. Organza evet. Kurabiyelerin üzerine ve müthiş bir elmalı tart. Pudra evet. Şekerli. Çok lezzetli bir tarif bir lezzet, o gerçekten. Bir lezzet. İstemiş. Akşam niye kaç sefer dinledim biliyor musun onun mesajını? Ay. Çok güzel diyor. Teşekkür ederim diyor. Ah yerim ben onu yavrum. Benim zarif çocuğum. Ve bana dün ne dedi biliyor musun? Çok güzel bir şey söyledi. Anne bana niye getirmedin bundan dedi resmini görünce. Ah, anneciğim dedim çok dedim kalabalık doğrusu. Herkes çok beğendi. Bitti sana kalmadı getirmeme dedim. Kıyamam nasıl düşünmedik aslında. Olsun önemli değil tarifini alırsın dedi. Ay yerim ben onu. Severim aklını severim ben onu. Akla bakar mısın? Ah canım benim. Sonra tarifini aldım dedim. Tamam dedi ve sana sipariş verdim diyorsun. Ben de şey dedim, hangisinden istiyorsun dedim, ikisinden de. Tart mı istiyorsun, kurabiye mi ikisinden ama de. Ama bak hangi yaşlı grubunda olursa olsun onları görüp de canı istemeyecek bir kişiyi tanımıyorum. Yok, o zaman bu kadar anlattık onu en kısa zamanda. Hemen yapmamız hemen lazım. Hemen elimize koyalım. Evet. Şimdi. Eren'in kurabiyesi olsun. Eren'in kurabiyesi tamam. Olsun. Bu ocak yanıyor cayır cayır. Tamam onu kapatalım. Var mı bir ihtiyacın? Şöyle sana? Yapalım aslında onu kapatmayalım. Bak şunu koyayım. Ha, tamam. Tamam. Onun içine ayırdığımız bu salçaları ilave edelim. Sos yapalım. Sana bir kaşık vereyim. Tamam hemen. Şuradan. Bayağı iyi konu dolma yapıyoruz sabah evet. Sabah lütfen. Yağı şimdi gelsin. Salçalarımızı koyuyoruz. Yağımızı da ilave edelim. Bu dolmanın zemini. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ayırmıştık. Onlar böyle hafif çısırdamaya başladığında içine dolmaları dizmeye başlayacağız. Bu arada da
Makarnalarımızı çok hafif kavurduk. Bakın nasıl çalışıyor benim mutfakta. Bakın iki ayağım pabuca girdi. Makarnalarımızı güzelce kavurduk. Evet. Üzerine haşlanmış nohutlarımızı ve salça ilave ettik. Ve şimdi ne geliyor üstüne? Oo. Hemen. Ama işte bu harika bir şey. Tavuklarımız geldi. Vay vay şimdi vay. Şimdi buradan sonrası aslında sizin tamamen damak tadınıza kalmış. Ne severseniz. Birazcık tuzla lezzetlendireyim. Şöyle. Şimdi Ebru'cum onları güzelce karıştıracak. Harmanlayacak. Ve sen dolmaları sarmaya devam evet. ediyorsun. Bak şimdi makarnalar kavruldu. Evet. Kavrulunca da makarna değişik bir lezzet çıtır oluyor. Çıtır çıtır mı oluyor? Nasıl oluyor? Tavuk suyu ve su girecek içine. Çok çıtır çıtır olmuyor ama şey düşün. Şu anda sert çünkü hemen geliyor. Tavuk suyu geliyor tavuk ya da suyu et suyu. Geliyor. Evet. Tavuk ama şimdi tavuklu yaptığımız için. İşte şimdi bu makarna kıvamında pişecek. Yani o bütün koymuş evet. olduğumuz tavuk suyunu emecek. İsterseniz tavuk suyunuz azsa normal su da ilave edebilirsiniz üzerine. Günaydınlar efendim. Hepinize harika bir sabah diliyorum. Kendine iyi bak da bu sabah size bir sorum var. Acaba bugün sabah uyandığınız andan itibaren ne içtiniz, neler içtiniz? İçtiğiniz çayın derecesi kaç derece? Çay kaç derecede demlenmeli? Kahve içiyor musunuz? Acaba tükettiğiniz sıvıların size faydaları ve zararları neler? Daha fazlasını az sonra mutfağımızda doçent doktor Yavuz Düzler çok değerli konuklarımla beraber masaya yatırıyoruz. Acaba siz hangisisiniz? Evet bugün güzel bir program sizleri bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Kendine iyi bak başlıyorum. Turşu ustası Baran Güreler'den Enfes turşu tarifleri. Lezzetli turşu yapımının püf noktaları neler? Probiyotik turşu için nelere dikkat edilmeli? Probiyotik de bizim zararlı bakterimizi öldürerek yararlı bakterilerin vücudumuza yerleşmesini sağlıyor ve vücudumuz direniş kazanıyor hastalıklara karşı. Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel'den hayatı kolaylaştıran tarifler. Kendi evinizin kahve uzmanı olmak isteyenlere özel evde cappuccino yapımı. Şimdi ben bunun içine çikolata sos koyduğum için ayrıca şeker ilave etmedim. Tabii. Ama isterseniz içine şeker de ilave edebilirsiniz. Doktor Yavuz Dizdar'dan ezber bozan açıklamalar. Sebze suları sağlıklı mı? Turşu ve turşu suyu hastalıklardan korur mu? Şekerli içecekler kanser riskini arttırıyor mu? Asit baz dengesi var. O asit baz dengesi eskaza bir gıdım bir tarafa doğru kayarsa kalpte ekstra sistole olmaya başlar. Diş bakımında en çok yapılan hatalar neler? Beslenme, diş sağlığımızı nasıl etkiliyor? Gülümseme tasarımı nasıl yapılır? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Çünkü doktorla o güveni sağladıktan sonra çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Yüz gençleştirme nasıl yapılıyor? Yüz gençleştirme ve yüz güzelleştirme uygulamalarının farkları neler? Estetik uygulama kararı nasıl alınmalı? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Bakın yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme bazen iç içe girmiş kavramlar bunlar. Bazen tamamen farklı. Az sonra kendine iyi bak da. Bilime giden yol bağırsaktan geçer demiş hocam. Çok romantik bir akşam yemeği. Julia ile akşam yemeği hikayesi. Teşekkür ederim efendim. Hocam ne enteresan bir şey. Vallahi çok enteresan oldu. Kesinlikle enteresan oldu. Ben kendi kitaplarımı pek övmeyi sevmem ama bu başka bir şey oldu. Çünkü burada amaç sindirim sisteminin mantığı üzerinden biyolojiye genel bir yeni yorum yapmak. Çok tekrar söyleyeyim. Şey. Biyolojiye genel yorum yapmayı amaçlıyoruz. Niye? Çünkü biz aslında bir şey bilmiyoruz. Fakat bunları bu kadar izledikten sonra anladım ki bunu bir yöntem olarak kullanarak yaşama dair yorum yapabilirsiniz. Nitekim kitap beslenme kitabı değil. Evet. Kolay okunsun diye diyaloglar halinde ilerleyen biraz da içine romantizm var. Akşam yemeği var içinde. Bakalım evet yani Julia da kimdir onu da göreceğiz. Göreceğiz. Doktor Yavuz Dizler'den bilime giden yol bağırsaktan geçer demiş Julia ile akşam yemeği. Mutlaka alınması, okunması gereken bir kitap hocam. Hayırlı olsun. Teşekkür çok ederim. Güzel. Bütün bu bilgilerle biz de bugün evet yediğimiz şey evet her şey bağırsaktan geçiyor. Bilime giden yol da bağırsaktan geçiyor hocama Doğru. göre. Ama acaba biz bu yediklerimiz ve içtiklerimizle ne kadar bilime yakın hareket ediyoruz? Ve bağırsaklarımızı seviyor muyuz? Onlara iyi davranıyor muyuz? Evet. Göreceğiz. Gün boyunca bilmeden ya da bilerek, farkında olarak ya da olmayarak türlü türlü şeyler içiyoruz. Turşu suyundan
kahveye, evet. Cappuccino'dan suya, fazla suya, çeşitli sulara, çay, kahve, asitli içecekler, ayran vesaire. Bugün şu içtiğimiz şeylere bir yakından bakacağız. Acaba biz gerçekten bunları tüketerek bağırsaklarımıza nasıl bir şey sağlıyoruz hocam? Doğru söylüyorsunuz. Bunun da yorumu sizden efendim. Geliyor. Hoş Tabii. geldiniz. Sevgili Baran hoş geldin. Kuş hoş bulduk. Geldin. Sen merhaba. Geldin çok mutluyum. Evet. Turşu ustamız Baran Güreler burada. Ev yapımı karışık turşu yapacağız. Zeytinyağlı acılı turşu yapacağız. Aa, çok şahane. Güzel. Muhteşem. Zeytinyağlı acılı turşunun tadına az önce baktık hocamla. Böyle bir şey olamaz. Çiçekler dediniz. Ben de bugün turşu suyuyla yapacağım ekstradan size. Hepsi turşu Aynen. suyuyla yapılıyor. Peki turşu suyuna şöyle bir baktık. Yani fermente meselesini artık bilmeyen kalmadı. Yani. Herkes bu fermente gıdalardan tüketmeye çalışıyor bağırsakları için. Sana göre neden doğru? Hocam acaba doğrulayacak mı? Ya bana göre biz dediğim gibi sadece kaya turşundan yaptığımız için probiyotik değeri çok yüksek bir turşu yapıyoruz biz burada. Probiyotik de bizim zararlı bakterimizi öldürerek yararlı bakterilerin vücudumuza yerleşmesini sağlıyor. Ve vücudumuz direniş kazanıyor hastalıklara karşı. Hı hı. Bu bile bence yeterli olur. Bu bile yeter. Vücudumuz direniş kazanıyor hastalıklara karşı hocam doğru mu? Şimdi efendim şöyle bu bitkilerin üstünde normalde kendilerine ait bir flora var. Tamam. Şimdi siz şunu yapıyorsunuz. Normalde bakın herkes evinde denesin. Hatta çıkan gazı ölçmek için küçük bir pet şişe alsınlar. Peki. Boşaltsınlar. İçerisine bunları dilimleyip acıcık şu kadar koysun. Üzerine biraz su koysun. Şu kadarcık su. Peki. Ağzını sıkıca kapatsın. Onun yanına da bir tane de turşu amaçlı benzer şekilde kursun. Hmm. Şunu görecekler. Eğer siz bunu tuzlamazsanız bunlar çürüyecek ve gaz çıkartarak şişeyi şişirecekler. Bu şişirmeyi göreceksiniz ama... Tuzladığınız takdirde şunu yapıyoruz. İçine bakın hiçbir maya falan koymadık. Evet. Çünkü zaten o üstünde var. Kesinlikle. Evet. Tuzu koyduğunuz anda o yüksek tuz konsantrasyonu altında çalışabilen bakteriler çoğalıyor. Yani siz bir nevi seçiyorsunuz. Bu seçtikleriniz de sizin vücudunuz için çok zengin bir gıda sağlıyor. Ama artık o fasulye olarak görmeyin onu. O Tabii. fasulyenin artık turşusu. Onun probiyotiği fazla, onun şusu fazla, busu fazla. Fakat siz onu alırsanız kışı hastalanmadan geçirme şansınız çok yüksek. Çünkü bu probiyotikler, bağırsak bakterileri bunlar mevsimle birlikte değişiklik gösteriyor. Yani güneşi görüp de yaz mevsimi meyvesini, sebzesini yediğinizde başka. Tabii. Hepsini araştırmışlar. Yani Amerika'nın bozkırlarında bile oradan evet. serbest gezen hayvanlar. Bakın hiçbirinin bunların şeysi yok. Evet. Dışkı örnekleri almışlar. Orada araştırmışlar ki evet bu mevsimsel değişiklik gösteriyor sindirim sisteminin içeriği. Dolayısıyla sizin bunu belli unsurlarda geleneğe dayalı olarak beslemeniz gerekiyor. Besleyeceğiz Meltem evet, ablacığım. Mesele buradan geçiyor. Bak bu kışı grip olmadan atlatacağız ona göre evet. inşallah. Olmaz, olmayalım hocam olmuyor. Hep birlikte olmuyor. Yani evet, bunun olmayalım. Önlemini şimdiden alırsak değil mi? Bak Baran'ı hiç hasta görmedik. Maşallah. Maşallah. Kesin yarın hasta olacağım Zeynep. Yok Allah korusun kötü çağırmayalım. Allah korusun. Hayır şimdi gerçekten şunu sormak istiyorum hocam. Bu bizim bu bağırsaklarımız. Vücudun orkestra şefi neresidir? Vücudun orkestra şefi aslında yok. Öyle görünüyor. Yani biz beyin zannediyoruz. Evet, beyin değil. Beyin de değil. Ama en core'da yaşamsal fonksiyonları ortada tutan bir sistem var. O beyin sapında yer alıyor. Tamam. Sindirim sistemi ayrı bir sistem olarak düşünün. Anlatmak istediğim kavram o. Biz bunu hep aynı hücre... Hayır aynı değil. Bu bambaşka bir sistem. Çünkü çalıştığını bile bilmiyorsunuz. Ancak şiştiği zaman varlığını anlıyorsunuz. Evet, ya da doğru. hazmedemediğiniz zaman. Onun dışında size açlık duygusunu veriyor. Canın turşu çekiyor git turşu ye. Canın işte bilmem ne çorbası çekti git ye. Canım şunu çekti ya da erik çekti hamilelerde mesela. Aş erdirtiyor. Bu sistem ayrı. Sırt sistemi ayrı. Yani sinir sistemi ayrı. Arada bir bağlantı yok fakat bunun orkestra şefi yok. Varsa bile... Ben size söyleyeyim başrolü muhtemelen mikroorganizmalar oynuyor. Mikroorganizmalar oynuyor. Dürtüyor onlar beni. Dürtüyor ve dolayısıyla biz de bu beslenme şeklimizle bunları yönetebiliyoruz aslında değil mi? Siz iradi olarak vücudunuzu dinleyeceksiniz. Ya benim işte bunu yiyeyim mi? Ya gereksiz yere kalori alma diyor akıl. Tabii. Ta o zaman uzak durayım diyeceksin. Ama bir tadına bakın tabii bak diyor. Tadına bakmakta bir sakınca yok. Ama mesela turşu için öyle bir şey söz konusu. Turşu... Benim gördüğüm gelmiş geçmiş en diyet yiyecek. Değil mi hocam? Hiçbir şey yok. Şey kalori olarak hiçbir şey yok. Biraz yok. Belki kök olanlar da vardır. Onun dışında kalori yok. Fazla tuz. Ve lezzet korkunç. Korkunç bir lezzet. Korkunç bir lezzet. Bak şimdi o korkunç lezzete başlıyor. Hemen başlıyor. Baran ne yapıyorsun? Şimdi bugün... Bu arada demo mu? Yenilebilir mi? Hayır yenilebilir. Açıp yiyebilirsiniz onu. Şimdi bunu size söylenir mi hocam? Buradaki her şeyi yiyebilirsiniz bu arada. Buyurun. Erik turşusu dedin hocamın canı çekti. Bugün evet. acılı baharatlı lahana yapacağım. Evet of. Siz onu yerken ben de ufaktan bir başlıyorum. Lütfen buyurun malzemelerinizi. Bu lahananın turşusu. Evet yarım kilo lahana verdim. Yarım kilo lahanaya şöyle bir tatlı kaşığı biber sosu koyuyorum. Evet.
bu özel bir biber sosu. Evet. Biz evde bunu nasıl yapabiliriz? Yani ben bunu kendim yaptım. Bunun için sadece kaya tuzu ve biber var. Kurutulmuş biberle yaptım ben bunu. Ama tabii çoğu yerden temin edebilirsiniz. Çay bardağının 1/4 kadar da zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı bunu çok uzun zaman koruyacak. Bir yani bunu kavanozlayıp saklarız. Tabii biz. Yani bunu dışarıda saklayacaksınız. Şöyle göz kararı ne kadar da kekik seviyorsanız ona göre de kekik koyacaksınız. İlla kekik ve mi lazım? Başka bir şey koyamazsınız. Ben kekiği çok yakıştırdım. Siz isterseniz yok, bir sürü bir şey baharat koyabilirsiniz. Hocam biberiye koyabilirsiniz. Şey yok. Içine. Her şeyi koyabilirsiniz. Onu diyorum ben. Her şeyi koyabilirsiniz. Bu arada da hazır hali şu. Buradan da tatmanızı. Ay bu gerçekten vallahi bu şahane var. Olmuş. Bu turşudan sana vermezsem olmaz. Bunun biraz bak sonra Zahide bana kızar. Mustafa'ya iyi bakmıyorsunuz sabahları der. Gel. Ve böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz. Ama gerçekten çok başarılı afiyet değil mi hocam? Kütür kütür. Afiyet olsun. Buyurunuz efendim. Biliyorsunuz. Şeyi tekrarlayalım. Lahana turşu olarak lahana değil mi? Tabii ben lahanamı kurdum. Önceden kurduğum bir lahana vardı. Tamam lahana turşusu onu söyleyiniz. Çünkü tabii, ekranda göründüğü kadarıyla lahana yazıyor. Aynen. Lahana turşumun üzerine biber sosu, kekik ve zeytinyağı koydum. Bu buzdolabına kesinlikle konmamalı. Dışarıda 2-3 aya kadar bu turşu dayanır çünkü zeytinyağı onu koruyacaktır. Evet. Peki zaten karanlık de yerde mi duracak yoksa tabii, arka balkon? Tabii güneş alırsa sorun olacaktır. Tamam güneş almayacak. Her zaman normal için kavanoz. Turşu her zaman gölgede kurulmalı ve bekletilmelidir. Bu şimdi kurulmuş turşunun bu kurulmuş evet, turşunun olmuştu. Üzerine lahana. Biz tamamen lezzetimizi birazcık daha zenginleştirdik burada. Evet. Başka bir amacımız yok bir burada. Bu yağlı o zeytinyağlı, evet, biber acılı. Soslu, acılı ve baharatlı bir lahana turşusu. Hocam buyurun. Lahana acı mı? Acılı. Acı. Hocam siz hastalanmayın. Vallahi size ihtiyar. Bakın Julia ile akşam yemekleri. Bilime giden bağırsaktan geçen yollar. Yani bu üreticilik, bu yaratıcılık için size iyi bakmamız lazım hocam. Bir de içeride çizimleriniz var. Kendiniz yaptınız var. Çizimleri. Ben yaptım çünkü bu telif hakları bazen olmadık yerden başımıza dert olabiliyor. Doğru. Çizebildiğimi çizdim, çizemediğimi. Hocam bayağı ressam gibi çizmişsiniz içeri yani. Evet gerçekten. Bir şey değil ki dediğiniz yani yok, görmeniz şey lazım. Yani İstanbul'u resmetmiş sevgili Yavuz Dizdar Efendi kitabında. Ellerinize sağlık. Heyecanla, merakla okuyacağım ben de. Çok sevinirim çünkü ben dediğim gibi sizden öğrendiklerimle hep birlikte yazdık diyebilirsiniz. Aynen. Ben onu sadece kağıda döktüm. Estağfurullah hocam. Bunlardan öğrendiklerimle bütün sistemi baştan yorumluyorsunuz. Yani turşuda dedim bakın espirine tuz seçtirmesi. Evet. Siz buna şeker koyarsanız başka bir şeye dönüşür. Doğru. Evet. İçine başka bir şey koyarsanız ya da basıncı alırsanız başka bir şeye dönüşür. Turşuyu kurarken biz basınç koyuyor muyuz sisteme? Koymuyoruz. Üstü açık oluyor. Halbuki başka malt içecekler, yiyecekler kısmında kapatabiliyorsunuz. Evet. Basınç altında olması gerekiyor. Ya da negatif basınç olabilmesi için mesela evet, domatesi kurduğunuz zaman ters çeviriyorsunuz ki aynen, çeksin diye doğru, içerisine. O doğru, mesela kapalı sistem. Bu kapalı sistem ya oksijenle evet, sürekli temasta. Evet. Geldi. Şimdi vah, size domates, biber, lahana suyu. Şimdi turşu evet önemli ama turşu suyu da çok önemli. Evet. Herkesin kendi bir tarifi vardır. Ben de bugün burada daha değişik bir tarif yapacağım. Bunların içerisinde gördüğünüz gibi lahana ve domates ve biber var. Peki. Pancarım var, sarımsağım var. Burada 1 litre tekamül edecek şekilde yapacağım. Karıştırıyorsun. Buradaki en ağır, en fazla koyduğum su lahana. Çünkü lahana tamamen aromasını veriyor ve hafif olmasını sağlıyor. Peki. Ne kadar çok acur, domates tarzı şeyler koyarsanız o kadar ağır ve keskin oluyor. Hmm. Domates turşu mu, ve biber. Turşu mu, suyu mu? Bu aslında turşudan daha değerli. Daha değerli. Mesela şu an dükkanda bunun satışı yok. Hmm. Neden yok? Çünkü 150 kilo satacağım da tabii, 150 kilonun altında kalan 5 litre suyu biriktireceğim. O da çok zor oluyor. Normalde siz bunu turşunun içerisinde kısmen karıştırıp koyuyorsunuz muhtemelen evet, değil mi? Nasıl? Ambalajla satarken içerisine koyduğunuz suya denk geliyor. Tabii onu koyuyorum ama şimdi mesela bundan şey istiyorlar benden litrelik de istiyorlar. Litrelik o şişeler veremiyorsun. Yok, o şişeler bir bardaklık mı aşağı yukarı? Bunlar bir 250 su bayrağı. Evet. 250 aşağı yukarı 250 büyüyecek 250 bir bardak. Yani. Zaten gidince de hocam biliyorsun sizinle gitmiştik sevgili Baran'ın mekanına Beyoğlu'nda. Evet. Şu kadar bardaklarda o acılı evet, turşuları içtik orada. Evet. Mesela sarımsaktan az koyuyorum. Evet. Pancar ona keza çok ağır. Asıl tıbbi bileşik meydana getiriyor. Değil mi şu an? Evet. Söyleyeyim size. Yani bu şey değil. İçecek niyetine değil, şifa niyetine içilecek. Evet. Kesinlikle. Şey. Ay mis gibi koktu bir de. Üstünü de seyretmek için birebir de su koymam bire gerekiyor. Birebir su. Evde elde etmek kolay mı Bara? Turşu suyunu mu? Yani bu çok zor bir olay ya. Evet. Ya bazı şeyler dışarıda oluyor. Aynen. Şimdi yani çok program öncesinde konuşuyoruz. Yani. Bunu diyorum İstanbul'da bu tutturulabilir mi? Zor. Evet. Niye? Çünkü bu bir şekilde suya bağlı. Kesinlikle. Ortama bağlı. Aynen. O ortamın işte havadaki bilmem nesine, usuna, busuna her şeye çok fazla bağlı. Evet. Kullandığınız tuza da bağlı. Hı. Ama
sebzenin kalitesine de bağlı. Dolayısıyla siz bunu İstanbul'da işte pazardan topladıklarınızda bir yere ben kadar yaparsınız ama bu düzeyde keskinlikte bir turşuyu biraz zor elde edersiniz. Çok doğru. Yani aslında turşu aslında bütçesel olarak da her eve gidebilecek nitelikte mutlaka bir gıda. Bu kadar çok uyguna sağlıklı. Mal oluyor çünkü. Uyguna mal oluyor. Yazın bolken alacaksınız. Aynen. Tuz bedava. Neredeyse. Değil mi? Yapacaksın, kuracaksın. Müthiş. Rengi de çok oldu güzel. Oldu mu? İstediğin gibi oldu mu? Evet. Hocam teşekkür ederiz. Buyurun. Valla sabah İsterseniz bile turşu da ekleyebilirim işte. Şimdi efendim çok güzel. Harika. Ayarını tutturduğunu düşünün. Önce test etti sevgili. Valla çok güzel. Şifa niyetine efendim. Çok turşu da su koyunca bu sefer de tadını alamıyorsunuz. Tabii değil mi? Doğru. O tuzu biraz hissetmek gerekiyor. Bence de gerekiyor zaten. Hani tuzsuz da bunu sonuçta içtiğinizde bu içtiğiniz tuz bu kadar. Hocam herkes tüketebilir mi bunu? Mesela kanser hastaları turşu içebilir mi? Bence turşu içsinler zaten. İçebilir. İçsinler. Tuz yani vücuda alınan bu fazla tuzun herhangi bir zararı vallahi var mı? Fazla tuz konusu şöyle. Eğer siz rafine tuz kullanırsanız onun fazlası olur. Fakat bu tuz rafine tuz değil, bu kaya tuzu. Evet. Dolayısıyla bir şekilde sizin vücudunuz için uygun tuz. Bunu layıkıyla yerseniz bir sorun olmaz. Evet. Daha fazlasını içeceğim derseniz biraz fazladan su tüketirsiniz. Evet. Hararet basar. Şey yapar. Ama evet. Ben ısrarla tuzu yiyeceğim derseniz o başka bir mesele. Orada vücuda zarar olur. O şifa. Ama bu öyle değil. Şifa. Çoluk çocuk şundan herkes içebilir. Şundan da mesela yemenizi kesinlikle öneririm. Bunu yeni yaptım. Nedir, acur mu? Bu acur değil, tirozi. Tirozi. Bir gösterebilir misiniz onu bize Baran? Tirozi. Nedir bu? Bu sadece maden midyatta yetişen bir acurgillerden akraba. Bak abi küçük ama. Ama küçük ama lezzeti hakikaten boyundan büyük yani. Öyle mi? Şu an mesela bizim turşuların önüne geçti baya. Hani mutlaka vallahi mutlaka bir bunu... fayda var. Bir bakayım. Şöyle vereyim. Hocam şöyle lütfen bence. Bakın. Bakın özel gelmiş, özel yapılmış. Yani bunu bilerek getirdim dediğim için. Çok teşekkür güzel ederiz. Yani. Vallahi çok zaten güzel. Bu. Bunun büyük olanlarının böyle soyularak yendiği başka bir şey var. Bu o mu? Yok, bu sadece böyle direkt topraktan bu şekilde çıkıyor. Acurgillerin akrabası ama sadece şekli de değişik bunun birazcık. Çok leziz ve çok aromatik müthiş, bir çok su yani. Müthiş yani şu küçük evet. Şeydeki lezzet inanılır çok gibi değil yani. Müthiş aromatik. Ellerine sağlık Baran, harika. Kahve sever misin Meltem abla? Çünkü bayılıyorum. Bu da şimdi bize harika bir kahve yapacak. Ev yapımı cappuccino yapacak. Süperi kapatacak. Hocam sizi turşudan kahveye, kahveden çaylara geçireceğim birazdan. Kahve için ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu anda kahveler çok meşhur. Yeni nesil her yerde farklı farklı vallahi kahve dükkanları var. Bazı kelimeler öyle bir giriyor ki yeni nesil demleme diyor. O neymiş diyorum. İşte üstüne bir şeyler üstüne su döküyor. Allah Allah diyorum. Evet. Bu da şöyle. Evde yapmak isterseniz cappuccino'yu. Cappuccino yapıyorsun. Evet sabah... Bu nedir, kahve mi bu? Bu granül kahve. Granül kahve. Bunu şeyden de yapabilirsiniz. Filtre kahve, çekirdeği çekilmiş kahveden de yapabilirsiniz. Sütünüzü ısıtıyorsunuz. Tamam. Bunun üstüne birazcık su ilave ediyorsunuz. Evet. Biraz rondoyu çalıştıracağım. Bu soğuk kahve mi? Yok hayır, sütüm sıcak. Ha, bunun sıcak. İçine koyduğum evet. Tamam. Bak bak yine evden getirmiş değişik aletleri. Biraz şekeri çalışıyor. Niye beceremedim? Evet başladı. Biraz havayı kaldırman gerekiyor. Muhtemelen temasla duruyordur o. Evet. Oo, çok oldu. Güzel. Şimdi oldu. Şahane. Onu köpürtün, erittin. Şimdi bunu güzelce köpürtüyorum. Birazcık vakte ihtiyaç oluyor. 1-2 dakikaya ihtiyaç oluyor. Köpürecek mi Meltem abla? Evet güzelce. Bayağı köpürüyor. Bayağı köpürdü. Çok ince bir köpük haline geldi. Evet. Çekti. Bak şöyle bir müthiş köpük haline tamam, geldi. Sevgili Baran sen bir turşuları içirirse biz sana bunun kahve içiremez miyiz? Süt ilave ediyorum. Çok güzel. Köpüğü kabarıyor. Görüntünün güzelliğine bak. O ne? Çikolata sosu. Çikolata sosu. Ciddi misin? Hocam yapıyorlar ya bunu her yerde. Vallahi bilmiyorum. Her yerde yapıyorlardır da ben görmedim. Şöyle karıştırıyorsunuz ve ikram ediyorsunuz. Şimdi ben bunun içine çikolata sos koyduğum için ayrıca şeker ilave etmedim. Evet. Ama isterseniz içine şeker de ilave edebilirsiniz. O edilebilir. Bu bunun içerisinde buz da olabilir. Buz da olabilir. O zaman soğuk kahve olur. Soğuk kahve olur. Evet. Hocam buyurun Cüleyla akşam yemeği. Teşekkür ederim. Bilime giden bağırsaktan geçen. Biraz yoğunuz çikolata geçen. Olmasın. Hemen turşuya kahveler. Komşuluk gereği size kahveyi veriyoruz. Peki devam edeceğiz. Olsun. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu turşu mevsimi açıldı. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bu turşuyu için diyorsunuz hocam. Kesinlikle efendim. Bu fazla tuz vücutta herhangi bir şey yapmaz. Böbreği yormaz. Turşu suyu içmekle hiçbir şey olmaz onu söyleyeyim size. Evet. Çünkü milletin zaten o tuzlu gevrek vesaire gibi şeylerden aldığı tuz bunun bin misli lazım. Evet. Yani öyle düşünsünler. Yani evet. O küçük bilmem neleri işte yapıyoruz falan dedikleri şeyin içerisinde. Çünkü tuzun şöyle bir özelliği var. Tuz sadece kendi tadını vermiyor. Başka tatları da
pekiştiriyor. Bunun için özel kullanılan tuzlar da var. Hani o monosodyum glutamat denilen evet. hikaye. Onun amacı mesela ben ona da zamanında ya falan filan da sonra bir baktım deniz yosunundan elde ediliyormuş. Evet. Espri şurada. Tadı pekiştiriyor. Hmm. Yani normalde lezzeti çok sönük bir şeyin üzerine hani böyle sağda solda bistroda falan geliyor ya ne evet. kadar lezzet. Çünkü evet. içine koyduğunuz zaman içindeki ölgün tatları bir anda baskın hale getiriyor. Hocam, o amaçla kullanıyor. Onların da hepsi tuzdur. Tuz değil mi? O zaman gelin birazcık daha içecekler dünyasına girelim. Sevgili Baran ve Meltem abla çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Diğer içeceklere gidiyoruz. Siz deneyimlemeye devam edin efendim. Çünkü içeceklerin gerçekten... Bin bir türlüsü hocam var gördüğünüz efendim, olmaz gibi. Olmaz mı? Bakınız ne kadar çok var içecek ve, var hayatımızda. Şunu şöyle biraz alayım. Hepsi hayatımızda aynen ve sevgili Abdullah muhabirimiz şu anda canlı bağlantıda bize bir çay büfesi kurmuş, içecek büfesi kurmuş. Hocam bir bakalım bu içecekleri günde ne kadar tüketiyoruz? Bu tükettiğimiz acaba içecekler son dönemde herkesle bir de bir zayıf kalmak uğruna sanki bir detokslar yapma... Biraz böyle içecekleri fazla tüketme gibi bir şeyler. Ona nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi sıvı efendim, gıda ile beslenme. Valla kolay giden şey kolay geri geliyor. Hmm. Ben onu biliyorum. Çok güzel. Hayatımda çok denedim. Bazen böyle metabolizmayı artıralım işte acı bilmem ne yiyelim ondan biraz artsın. Bir ara bizim etrafta arkadaşlarımız dadandı. Üç tane bilmem neyi birbirine karıştırıyorlar. Evet. Bir kişi de böyle eskaza başarılı oluverirse herkes zannediyor ki bende de aynı şey olacak. Olmuyor ama tabii. Olmuyor değil mi? Her metabolizma farklı. İşte bay ödem oldu diyor, bay işte bilmem neyi söktürttü diyor falan filan. Ama metabolizmalarını zorlayacak şeyleri tavsiye etmem. Değil yani mi hocam? Ekstradan böyle normalde bir gıdım yenen şeyi siz tutup da kaşıkla atmaya kalkarsanız o zaman hakikaten metabolizmayı değiştirir. Değil mi? Şimdi zaten o dengeyi bozmak, elektrolitler vücuttaki bir takım şeyleri... Çok büyük sıkıntı çıkar. Ha, ne yapar hocam? Valla... ekstrem örneği söyleyeyim. Bu başımıza geldi çünkü bir özel yerde aşırı açlık durumu mesela o bile tek başına sıkıntı yapar. Çünkü vücudun kendine ait bir asit baz dengesi tabii. var. O asit baz dengesi eskaza bir gıdım bir tarafa doğru kayarsa kalpte ekstrasistol olmaya başlıyor. İşte bu kadar. O ekstrasistollerden bir tanesi gencecik bir kızın hayatına mal oldu. Gerçekten tabii, mi hocam? Bu zamanında oldu yani. Çok zaman oldu yani ama insan çarpıntı unutmuyor. Deyip geçmemek lazım. Tabii ki çünkü o kadar açlığa sürüklenmiş ki o açlık sırasında bende de oluyor. Çok açlığa girerseniz ister istemez o asit baz dengesi eks sinyal çıkarttırtıyor evet. ve down diye bir vuruyor. Bir tanesi ters sinyal olarak gelirse kalbi durdurur. Oho. Müdahale ederseniz aklınız varsa belki kurtarabilirsiniz ama bu aşırı müdahalelerin hep önüne geçilmesi konusunda kulaklara çengel olması, kulaklara... Kesinlikle. Çok bir önemli. Şekilde küpe olması gereken bilgidir. Çok önemli bir noktaydı hocam. Bu harikasın. Şimdi Abdullah hazır. Selamlar sevgili Abdullah. Neredesin? Merak ediyoruz neler hazırladın bize. Evet Ebru Akel, şunu söyleyerek başlayalım yayınımıza. Türk insanı olarak, millet olarak çayı çok seviyoruz. Sabah, öğle, akşam yani günün 24 saati fırsat buldukça çay demliyoruz, çay içiyoruz, çay ikram ediyoruz. Çünkü çay sıcaklık, çay samimiyet, çay muhabbet demek bizde. Tabii bir de söz var, çay var içersen diye. Burada da İstanbul Çengelköy'de, İstanbul'un en nadide, en güzide semtlerinden bir tanesi Çengelköy'de çok güzel bir çaycı var. Burada çay yok, çaylar var. Çeşit çeşit dünyanın dört bir yanından harmanlanmış, getirilen gerçekten çok güzel çaylar var. Peki nedir bunların özellikleri, nerelerden gelmiş? Onları da bize burada çalışan Şule Hanım anlatacak. Şöyle yanıma alayım sizi, hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi aslında burası buzdağının görünen yüzü. Biz burada önümüze böyle 10-12 tane çay aldık. İçeride daha vitrinde bir sürü farklı farklı çeşit çeşit çaylar var. Ama biz böyle güzellerini, daha böyle farklılarını, daha enteresan isimli olanlarını seçtik ki hani izleyicilerimiz de görsün ne enteresan çaylar varmış diye. Hangi peki. çaylar var burada Şule? Burada olan çaylarımız dünyadan özel çaylarımız ve kendi armağanlarımız var. Ülke çaylarımız var içerilerinde. Bunları tanıtmam gerekirse eğer... Şu başta olan çayımız Grand Chica Japon çayıdır. Bergamotlu narinciyeli bir çaydır. Rooibos yine Güney Afrika çayıdır. Kırmızı çaydır. İçerisinde kafein yoktur. Lapsang'imiz Çin çayıdır. İsli çaydır. Devamında Beedles var. Bergamotlu yeşil çaydır. İngiliz çayıdır. Yaseminli Oolong'umuz var. Yine Çin çayıdır. Hindistan cevizi beyaz bademli çayımız var. Siyah çayla harmanlanmıştır. Kakaoludur aynı zamanda. Kendi harmanımızdır. Üsküdar harmanı ve İstanbul harmanı dendiği zaman akla gelen... En önemli iki çaydır. Birin Üsküdar Armanı'nda şeftali mango, İstanbul Armanı'nda da kırmızı orman meyveleri vardır. Devamında masala Hindistan çayıdır. Masala bitkisiyle yapılır ve aynı zamanda sütle içilebilir. Müthiş. Ve beyaz çayımız var. Yine Çin çayı. Evet, peki sizin favori çayınız hangisi Morocco diye? Çayı değil mi bu? Evet, Morocco çayı. Fas çayı, Morocco çayı.
Evet, naneli bir çaydı. Peki şimdi burada bu kadar çay var. İçeride daha bir sürü çay var. Buraya gelen insanlar nasıl seçiyorlar çayları? Yani hangi kafaları karışmıyor mu? Neye göre bakıyorlar? Şimdi bilmiyoruz da ne olduğunu çok fazla. Tamam, bunu biliyorum ben mesela. Fas nane. İşte beyaz çayı herkes biliyor zaten. Bu da yine bilindik bir çay ama diğerlerini çok fazla bilmiyoruz. Nasıl seçiyorlar çayları? Evet, çaylarımızı biz müşterilerimize, konuklarımıza özellikle koklatarak seçiyoruz. Onların ruhunu anlatan, onlara güzel gelen, kokusuyla kendini mest eden çayları onlara servis etmeye çalışıyoruz. Çünkü çay muhabbet demek, sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Muhabbetin devamı için de içilen çayın keyif vermesi gerekiyor. Çayları bu şekilde seçtiriyoruz, koklatarak. Bir koklayalım bakalım. Bu İstanbul Armağanı değil mi? Evet. Aa, çok güzel kokuyor. Evet, kırmızı orman meyveli bir çay. Peki sevgili Abdullah, çaylar müthiş görünüyor. Eminim kokuları da çok güzeldir. Hemen hocam şunu sormak istiyorum. Biz önümüzdeki notlara bakıyoruz. Evet. İyi bir çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları mutlaka şimdi vardır ve yanlış demlenmesinin sağlığa zararı olduğu söyleniyor. Nasıl demleyeceğiz? Çayımızı arkadaşımın yardımıyla demleyebiliriz. Burada çok da güzel bir sunum var. Siz böyle porselen demliklerde normal sıradan herhangi bir çay bardağını da getirmiyorsunuz. Evet, harika. Hangisini demleyelim şu an mesela? Bence koklayın, hangisini isterseniz onu demleyelim. Yani böyle üst üste koklarsam bayılacağım. Çünkü gerçekten çok güzel kokuyor, mest ediyor insanı. Hem de çok karmaşık kokular var. İstanbul Harmanı demleyelim o zaman. Ya ben bir İstanbul aşığı bir insan olarak çok da renkli gördüm onu. Çok güzel. Nasıl demliyoruz? Biz çayımızı kaynayan suda, 100 derecede kaynayan suda demlemeyiz. Çünkü çayımızın haşlanmasını istemeyiz. Çayımızın demlenmesini, kendini bırakmasını ve suda keyfini bırakmasını isteriz. Bu yüzden çayı 96-97 derecede bir suda demliyoruz. Aynı zamanda porselen demlik kullanırız. Asla çelik kullanmayız. Demir döküm ya da porselen demlik kullanırız. Aynı zamanda fincanlarımız da porselendir. Çayı bir 5 dakika dinlendirmemiz yeterlidir. Çünkü İzzet Efendi Risalesi'nde bundan bahseder. Çay 5 dakikada demlenir, 8 dakikada içilir, ardından da bayatlar der. Evet, bu dükkanın bir de hikayesi var. Çok kısa onu da anlatabilir misiniz? Nedir bu dükkanın hikayesi? İzzet Efendi Osmanlı döneminde yaşamış bir diplomat. Aslen Edirneli. Edirne'de diplomatlık yapıyor. Bir süre sonra bu işten sıkılıyor, merak salıyor, dünyayı gezmeye başlıyor. Dünyayı gezerken de çaylara karşı bir ilgisi oluyor, merakı artıyor. Çaylarla ilgili dünyada gezerken risale yazıyor. Yani dünyada ilk çay risalesini yazmış insan aslında. Evet. Şimdi benim dikkatimi çeken bir detay vardı. Dediniz ki 100 derecede kaynatmıyoruz, daha düşük. 96-97 derecede, hatta biraz daha soğuyor, 90 dereceye kadar düşüyor dediniz. Evet. Ben de şöyle biliyorum normalde, demek ki yanlış biliyormuşuz. Hani kekre derler çaya. Hani tam kaynamazsa kekre olur diye bir tabir var. Ben öyle biliyordum normalde tam kaynamazsa. Yani çayı 100 derecede kaynayan, fokur fokur kaynayan bir suya bıraktığınız zaman çay haşlanır, tadını vermez. Aksi takdirde çay, nasıl anlatabilirim? Haşlandığı için aslında çayın tadı olmaz. Bu şimdi olmaz. Çok önemli çay, bir noktadayız yani sevgili Abdullah. Yani çayı 96 derecede, 95 derecede demlediğimiz zaman çay aslında yapraklarını açar ve kendini verir. Hah, şöyle sakin sakin bıraksın yapraklarını. Çünkü hocam bakın ne diyor? Yüksek ısıya maruz bırakılan çay kanser riski taşıyor. Çok kaynamış çay içmeyin diyor. Hocam ne diyorsunuz bununla ilgili? Bana doğrusunu isterseniz ben bunlara çok inanmıyorum. Peki. Çünkü bunlar öyle bir araştırma yapıyorlar ki hani çok demlenmiş çay içtin mi diye birine sorduğunuz zaman bilmez bunu. Siz ciddi bunu bir... da çalışma olarak yapmak mümkün değil. Evet. Yani ne kadar demlendiğini bilmiyorsunuz çayların. Ya bunu böyle kapalı ortamda bir gruba yapacaksınız. Dolayısıyla bunların bir karşılığı yok. Siz ciddi bir çay tiryakisiniz, ben biliyorum. Ben sabah başlarsınız. Ben ciddi anlamda çay içiyorum. Tiryakiliğinden değil, içmek için çay var ortada. Çünkü hastalarım sağ olsunlar çay getiriyorlar. Peki. Biz de sabahleyin ben polikliniğe 6.30 civarında giriyorum son zamanlarda. Girdiğim anda altını açarım. 7.30 civarında demleme işlemi yapılır. Peki. Ben yapıyorum. Evet. Onlar hazır bırakıyorlar akşamdan sonra. 8 civarında da ilk çayı içeriz. Ha, uzun daha uzun beklerse ne olur? Zaten çayın tadı kaçar, onu biliyorsunuz. Tadı kaçıyor diyor ki hocam. Yüksek ısıda kaynar şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir. Bir, kaynamamış suyla demleyin diyor. Aşırı şekilde kaynamış çay suya döküldüğü zaman içinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir diyor. Valla bu ya, bakteri oluşması en sallama olan kısmı. Bu da sallama diyorsunuz. Peki sevgili Abdullah ve sevgili çayları anlatan Güzel Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, ben merak ettim, kafeinsiz çay var. Valla ben size söyleyeyim, kafeinsiz çay bir şeye benzer mi onu bilmiyorum ama bunun çeşitlerini ben yurt dışında bir dükkanda gördüm. Peki. İşte bizim ekip çaycı diyor. Bana da sen de git gör çaycıyı dediler. Ben de dedim Allah Allah neymiş o, ne bekliyorsunuz ki çaycı aman tanrım, bir gittim. 1709'da mı ne kurulmuş? İnanılır gibi değil. 4 kat işte beyaz eldivenli garson. Yani çaycı dedikleri şey giriş katında çay çeşitleri var ama çok pahalı. Çok pahalı çaylar değil mi? Yani bir demlik 500. Aa, nasıl bir çay, çok merak ettim. Efendim.
Hocam şekerli içecekler kanser riskini arttırıyorum. Hemen içeceklerden bir başkasına geçiyoruz hızlıca. Ne diyorsunuz? Doğrusunu isterseniz makul düzeyde yemeğin yanında içerseniz şekerli içecekle kanser arasında bir ilişki yok. Peki. Ama aç karnına bol şekerli bir şey içeceğim derseniz o vücudunuzda sıkıntı yaratır. Kesin en azından metabolik olarak sizi baskı altına sokar. Peki şeker ve kanser hücreleri üzerindeki bağlantıya eğer bakacak olursak? Onun ve geçerli yok. Başkalarıyla da konuştum. Daha dün sevgili abimle konuştum. Hiçbir alakası yok efendim. Yani o zamanında olan şeyi lütfen bir okusunlar. Bu bulgu 1920'lerde falan söylenmiş. Artık olan bilim laf. Ve yeni makaleler başka şeyler anlatıyor. Artık yeni bir şey okuyun yani. Artık yeni bir şey okuyun. Yani sürekli şey gibi temcit pilavı gibi ısıt ısıt getir olmuyor. Evet. Peki süt ve süt grubunun şaşırtan bir faydası var mı hocam? Hemen buna da girelim. Süt grubunun çok fazla faydası var ama hangisinin bilmiyorum faydasından bahsediliyor. Bu kemik yoğunluğu ve diş sağlığı falan filan şu için geçerli. Siz bundan kalsiyum alıyorsunuz ama önemli olan bunların çalışması. Şimdi siz sürekli löp 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 yerseniz tabii. Mesela çocuğa sürekli püre haline getirip yedirirseniz dişler sıkıştığı takdirde uyarı veriyor ve kalsiyumu çöktürüyor. Eğer hiç püre halinde çiğnenmeyecek bir şey verirseniz o zaman dişler bir süre sonra gevşemeye başlıyor ve çürümeden dökülüyor. Hmm. Dolayısıyla siz süt içtim kalsiyum aldım bu doldurmalı bir sistem değil. Siz egzersiz yaparsanız onu tutturuyor ve aynı zamanda da antibiyotik yemeyeceksiniz. Yani antibiyotikten de kastımız gıdaların içerisinde tarım ilacı da dahil çok miktarda antibiyotik var. Siz bunları yapınıza sokarsanız onun içine zaten kalsiyum tutmaz. İçtiğiniz süt de bir işe yaramaz. Ya bu kadar basit dedim hocam. Noktayı koydum. Estağfurullah. Hocam sizin söyleyeceğiniz şeyin üzerinde bir cümle daha söylememe gerek yok gerçekten. Fakat acaba ederim. Nelerin içinde antibiyotik var? Şimdi karnabaharı gösterdiniz. Brokoliyi gösterdiniz karnabaharı burada. Karnabaharı muhtemelen yoktur onu biliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Brokoliyi bilemem. Yani böyle odun gibi brokoli. Biz çocukken bunlar daha küçüktü ama şimdi bakınca böyle maşallah nasıl olmuş falan diye ben soruyorum kendime. Muhtemelen... Peki. Biraz azotlu gübre falan bastığınız zaman bu boyuta geliyor. Eyvahlar çünkü olsun. Biberlerin küçüğünü mesela biliyorsunuz çok küçük, çok lezzetli biber var. Kıl biber falan diye evet. Satıyorlar ama hakikaten küçücük biber ama 3 tane koyarsanız menemen oluyor. Evet. Şimdi bu kadar biberler var. Onlar mesela gübrelenmiş olanlar, içi boş, çekirdeksiz ama kocaman ve düzgün biber. Onda da içerik yok. Tamam hocam ve pazara gidiyoruz. Hepsinde bir şekilde... Anlaşıldı. Kalıntı, tarım ilacı kalıntısı var. Pazara gidelim efendim. Pazara gidiyoruz hocam. Çünkü pazarda ben... Siz yeter ki isteyin. Sizin çok teşekkür ederim. Sizin bu bilginiz çok önemli. Şimdi herkes bu pazar işinden de sizin kadar anlamayabilir ya da bir ev hanımı... Ben de pazara girmeyi hiç şey yapmam. Çünkü girdiğim anda olayın şekli değişiyor. Benim tabii. Pazar kültürüm yoktu. Annem beni elimden çekerek evet, götürürdü. Evet benim de babam. Aşağıda Kasımpaşa pazarına giderdik. O yani o şey olarak kaybolursam... Tabii siz. Her zaman yaşamışım da. Pazara gittim kaybolmayalım. Hocam kaybolmayalım biz sebzelerin arasında dünyasına şöyle bir girelim. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün içeceklerden bahsettik. Sevgili Baran, Meltem ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Biz ellerinize sağlık. İçecekler acaba hayatımızda bize neler katıyor, neleri götürüyor? İşte kısaca şöyle bir dünyasına girdiğimizde çıkan sonuçlar böyle. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Doktor Yavuz Dizdar kitabınız hayırlı olsun hocam teşekkür tekrar. Ederim. Ve kendine iyi bak. Devam ediyor. Diş bakımında en çok yapılan hatalar neler? Beslenme, diş sağlığımızı nasıl etkiliyor? Gülümseme tasarımı nasıl yapılır? Protez uzmanı ve diş hekimi Doktor İlker Arslan anlatıyor. Çünkü doktorla o güveni sağladıktan sonra çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Yüz gençleştirme nasıl yapılıyor? Yüz gençleştirme ve yüz güzelleştirme uygulamalarının farkları neler? Estetik uygulama kararı nasıl alınmalı? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş anlatıyor. Bakın. Yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme. Bazen iç içe girmiş kavramlar bunlar. Bazen tamamen farklı. Şimdi kendine iyi bak da. İyi haftalar efendim. Tekrar hepinizle masadayız. Bu mor masada oturan iki tane yakışıklıyı görünce herkes şöyle bir heyecanlanıyor. Neden? Çünkü estetik ve plastik cerrahi uzmanımız Hayati Akbaş. Ki kendisine sadece burada değişimleri teslim etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda dışarıya kendisinden görüş almak için gelen onlarca hanım hasta var. Tanışmak için gelenler, merak edip gelenler, benim dişim de güzel olur mu diyenler, bana da o Hollywood gülümsemesini yapar mısın diyenler, Samsun tepesini sorgulayanlar, evet, badem göz isteyenler, hepsi ama hepsi söz konusu. Hocam size şunu sormak istiyorum. Hoş geldiniz özledim. Hoş bulduk. Çok dışarıdaki hanımlara bir el sağlayalım. Ama aynen. Hiç unutamıyorum. Çeşmeye de gelmişlerdi peşinizde. Evet, İzmir'de, oradaki çekimlerde değil mi? Oradaki çekim. Hatta demişti Amerika'da yaşıyordum. Oradan da takip ediyordum evet. Sizi gelmişken. O çekimler sırasında demiyor. Bu programın şöyle bir özelliği var İbrahim. Tabii sizin bir şöhretiniz var. Yıllardır gelen bir bilinirliğiniz, tanınız var. Bu tamam.
Ama hakikaten o şöhretin getirdiği, bilinirliğin getirdiği bazı şeylerin programa yansıması var. İnsanlar sizi biliyor ve tanıyor. Ebru Aker'in programını izliyoruz diyorlar mesela. Bakın programın ismi Ebru Aker'in programını izliyoruz. Bu çok güzel. Sağ olsunlar. Bu çok çok önemli bir şey. Çok çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sevgi. Aynen aynen. Çok güzel bir sevgi oluşturmuşsunuz. Ve bu programla birlikte sizinle bu programı yapmış olmamızın da bize getirdiği sizden kaynaklı ekstra bir katkı var. İster istemez estetiğin, dişin, diş estetiğinin, yüz estetiğinin toplumda bir merak edilirliği var, bir bilinirliği var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ister istemez bir tabii ufak da olsa bir şöhret oluyor. Evet. Estağfurullah hocam. Başarı, Başarı her zaman nerede olursa olsun kendini gösteren bir gerçek. Doğru. Bugün başımdan bir şey geçti. Onu anlatayım. Telefon çaldı. Genelde işte pazartesi ve perşembe günleri tam programın bitiminde telefon böyle devamlı çalıyor. Trafiği oluyor. Telefon çaldı. Normalde de bakamıyorum. O an açtım telefonu. İşte merhaba dedi. Ben dedi Melahat Hemşire dedi. Şimdi Melahat Hanım'a da buradan selam söyleyeyim. Söyleyelim. Ben dedim Melahat Hemşire dedi. Buyurun dedim. Siz beni tanıdınız mı dedi. Yok dedim tanımadım dedim. 2001 yılında dedi ilk muayenehanenizi açtığınızda dedi Ankara'da dedi. Ben sizin hastanızdım dedi. 2001'den beri ben dedi sizin yaptığınız dişleri kullanıyorum dedi. Şu an ekranın başında dedi ağlayarak izliyorum sizi dedi. Sizin dedi her başarınız dedi beni o kadar gururlandırıyor ki dedi. Ya. Yani 2001 yani şimdi 18 sene. Tabii 18 sene olmuş. ve hala sizi hatırlıyor. Sizle şey yapıyor. Sizin orada olmanızdan mutluluk duyuyor. Ne kadar güzel. Hayati hocama ek olarak ben şeyden bahsetmek istiyorum. Güven duygusundan. Tabii. Şimdi sistemde sizin gibi biriyle çalıştığımızda en başta insanların o güvenini oluşturmak, o güven şeyi çok önemli. Çünkü insanlar bize bir şeylere emanet ediyorlar. İşte cildini, dişlerini. O sizin verdiğiniz o güven duygusu her şeyin daha kolay işlemesini sağlıyor. Ve bu programın devamlılığında da bence çok büyük bir etken. Çok büyük bir etken oldu. Gerçekten başarı yine eşittir diyorum. Çok kolay bir iş yapmıyoruz. Çok zor bir iş yapıyoruz. Bütün bunların ekran önünde yapılıyor olması ve arkada yaşananları bir gün gerçekten kamera arkasını sizlere yayınlamamız lazım. Oldukça meşakkatli. Haftanın 5 günü yayın yapıyoruz ve Global Medya ve sevgili Kendine İyi Bak ekibine buradan ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıyorlar. Ve iyi bir şeyler çıkarmak için ve sizler keza öyle. İyi ki varsınız. Şimdi biz yine bizim sizin... Bizim kliniklerde de haftanın 5 günü Kendine İyi Bak çalışıyor. Yani hiçbir şey yapmayın. Hastalarımızın giren... işlerini yetiştirebilmek evet, için bağlı. Yani haftada 5 gün. Sizin ayrı bir odanız var birer tane. Kendine İyi Bak odası burası diye. Gerçekten öyle. Çok haklısınız. Süper. Şimdi biz sokağa çıktık ve izleyicimize sorduk. Aynaya baktığınızda dişlerinizden şikayetiniz nedir? Aynaya baktığınızda yüzünüzden şikayetiniz nedir? Ya da var mıdır? Gelsin cevaplar. Bir ayna uzatsam ve dişlerinize bakmanızı istesem neyi değiştirmek isterdiniz? Nasıl dişlere sahip olmak isterdiniz? İmplant yaptırmak istiyorum. O kadar yani. Başka bir şey değiştirmek istemezdim. Çünkü eksiklerim var. Arka dişlerim de o kadar. Neyi olmasını isterdim? Ana dişi gibi olmasını isterdim. Ama yaş oldu 65. Ne diyelim? Ya bembeyaz dişleri ayar ederdim. Sağlıklı yalnız. Ama dişlerde tabii ki arızamız var. Yaş itibariyle çürümeler oluyor, ağrılar oluyor. Böyle. Böyle olsun isterdim. Kendi dişlerim sadece önde iki tane protez var o kadar. Bakmaya çalışıyorum. Ama tabii zaman zaman şikayetlerim oluyor. Biraz daha beyaz olsun isterdim evet. Ya aslında nasıl diyeyim size? Böyle doğal yolundan ama yapışık olmasını isterdim. Şu an zaten dişlerimle ilgili bir sorunlar yaşıyorum. Doktora da gitmek istiyorum açıkçası ama 18 yaşımda olduktan sonrası zaten sigortam aktarılmıyor. Ama güzel bir dişlerim olmasını isterdim. Mesela şu burnu yaptırmak isterdim. Yüzümle çok şey ilgili şeyler var. Mesela gözlerim şu an bozuk. Lens gibi bir şey takıyorum. Mesela dudaklarımı yaptırmak isterdim. Çok şey değiştirmek isterdim. Ya dudaklarımı biraz daha aslında pembeleştirebilirdim. Öyle şeyler yapabilirdim. Yüzümde mesela lekeler var. Ondan da çok sıkıntı yaşıyorum. Zaten dünyada birçok ürünler çıkartıyorlar ama onlara da pek fazla güvenemezsiniz. Onunla ilgili çok şey değiştirmek isterdim. Daha parlatıcı, daha beyaz, daha sağlıklı. Ondan sonra yani 32 dişimin olmasını isterdim yeniden. Dişlerimin görüntüsünü değiştirmek isterdim. Kaplamalarım var, onları değiştirmek isterdim. Yani görüntü olarak dişlerim uzun kısalıklar var. Onları düz bir şekilde görmek, bir de daha beyaz görünmesini isterdim. İnanılır
gibi değil. Herkes eline aynayı aldığında bir şeyleri var, anlatacak bir dertleri var. Dişle ilgili olsun, yüzle ilgili olsun ama dişten yola çıktık şimdi. En az isteyen şöyle başlamış. Her şey çok güzel, normal. İkinci cümleden sonra ama biraz beyaz olsaydı. Biraz beyaz olsa, biraz uzun olsa. Genel istekte hep sağlıklı olsun. Daha sonra da estetik olsun, evet. Beyaz olsun. Yani herkesin ortak derdi aslında. Çok daha doğru. Güzel gülümseyebilmek. Daha dediğim gibi bu sosyal medyadır. İşte her şeye çabuk ulaşmaktır. Güzel bir resme ulaşmak bile kolay. Evet. Önceden böyle bir şey yoktu. Güzel bir resme ulaşmak diye bir şey çok zordu. Çok yani doğru. Gazeteler ne yayınlıyorsa onu görüyorduk. Şimdi her şeye ulaşmak kolay olduğu için herkesin istediği daha güzel, daha beyaz, daha kendini anlatan. Kimisi bunun biraz daha doğalını istiyor. Kimisi biraz daha belirgin olanını istiyor. Mesela genç arkadaşımız bence en şeydi, bu işe agresif yaklaşandı. Aynen, değil mi? Dişin biraz beyazlasın, dudağın biraz renklensin, burnun biraz düzelsin. Yani belki 15-16 yaşındadır. Evet, diyor ne dedi, 18 yaşında sigortam çalışmaya mı başlayacak, onu bekliyorum dedi. 15-16 yaşındadır ama en dertlisi o çıktı. Evet, aynen. Gençlerin kendileriyle ilgili kaygıları acaba birazcık da bu sosyal medyanın ya da bu görsellikle ilgili mükemmellik arayışının, sözde mükemmellik arayışının fazla baskısından dolayı mı? Geçen gün bir anekdot var, bir hikaye anlatıyorlar. İşte karı koca diyor arabaya biniyorlar diyor, kadın geç hazırlanıyor diyor. O yüzden arabaya binene kadar zaten kavga ediyorlar diyor. Arabada diyor adam diyor kırmızı ışıkta birkaç kişiyle kavga ediyor diyor. Ondan sonra şeye gidiyorlar diyor, bilet sırasına giriyorlar diyor. O filme mi gireceğiz, bu filme mi gireceğiz, orada bir tık kavga ediyorlar diyor. En sonda diyor görüntü diyor, Instagram'da gördüğümüz görüntü. İşte cuma akşamı sevgilim ve ben şeyimiz, mısırımız ve güzel bir film şeyi diyor. Ve insanlar da diyor buna ulaşmaya çalışıyor. Mutluluğun bu olduğunu düşünüyorlar diyor ve ona ulaşmaya çalışıyorlar diyor. Aslında sanal dünya. Sanal dünya. Sanal. Bizim bazen gerçekler ve öncesi. İşte, fenomen arkadaşlar var. Onlar işte kliniğe geliyorlar. Onlarla da görüşüyoruz. Mesela fotoğraflara bakıyorsunuz. Gelen insana bakıyorsunuz. Farklı yani. Alakası yok değil mi? Alakası yok. Yani tamam o ama o fotoğraftaki değil. Evet. Yani onun ne olduğunu biliyorsunuz ama fotoğraftaki evet. Değil. Yani mükemmelliyetçilik kendi içinizde biraz daha böyle kafada halletmemiz gereken bir şey. Tabii ki güzel olsun. Çok güzel ama kafada şey halletmemiz gereken yani bir şey. Yani gerçekçi, kendinden uzaklaşmaman çok, lazım. Çok güzel bir cümle. Kebe'nin söylediği gerçekten öyle. Özellikle son yıllarda Ebru'nun gençlerin özellikle belli bir yaş grubunda gençlerin estetiğe, daha güzel olmaya, güzelliğe bakış açısında çeşitli nedenlerle bir sapma olduğu diye düşünüyorum ben. Ben bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani çocuk bugün 15 yaşında, 14 yaşında annesini de ikna ediyor. Bize geliyor ben meme protezi kullanmak, takmak istiyorum. Ben burnumu yaptırmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Sorun ne biliyor musun? Sorun bence bilinçlenmenin, bilgilenmenin yanlışlığından kaynaklanıyor. O yüzden bu programın, şu Kendine İyi Bak programının, bu da çok büyük bir aslında sosyal sorumluluk görevi de var. İnsanlara ne zaman estetik yaptırmalı? Kim yaptırmalı, kim yaptırmamalı? Bunun da burada verildiğini düşünüyorum ben. Vakalar yani, üzerinden anlatıyoruz. Vakalar, bunu hem de canlı vakalar üzerinden anlatıyoruz. Bu en kıymetlisi. En vakanın kıymetlisi. Üzerinde görüyorsunuz. Ve yani gerçekten ihtiyacı olup olmadığına aynen. Kadar bakıyoruz biz bunun. Çünkü aynen. Öyle bir sahne de olabilir. Yani ben estetik yaptırmak istiyorum. Bu yeterli bir gerekçe değil. Ben daha güzel olmak istiyorum. Böyle bir gerekçe yok. Ben daha güzel. Bu güzelliğin sonu ne? Soyutu ne? Varacağı yer ne? Değil. Ama ne diyoruz? Meme büyütme ameliyatıdır veya bir burun estetik ameliyatıdır. 18 yaş diyoruz. Bakın 18 yaşa gelecek. Ondan sonra iki gerekçe daha var. Bir, o çocuğun gerçekten rahatsız olmasını haklı kılacak bir fiziksel kusur olacak. Örneğin benim burnum güzel değil. Çocuğa bakıyorum. Haklı güzel bir gerekçe olacak. Çok haklı güzel bir gerekçe olacak. Aynen. Ya benim burnum güzel değil. Bu gerekçe değil. Bu sadece bir istek, bir arzu. Aynen. Burada eğer senin benim burnum güzel değil derken gerçekten burnunun görüntüsünü, yüzünün görüntüsünü bozan, ekstra büyük, tabii. Aşırı deviye, fonksiyonlarını bozan, görüntüyü çok bozan ve senin bir durum var mı buna karar zaten verecek. Zaten görüntüyü çok bozan bir şey evet. Varsa o sağlığını da etkiler. O sağlığını da etkiler. O zaman ne oluyor? Hem ruhsal sağlığını etkiler hem normal fonksiyonlarını etkiler. Aynen. O zaman plastik cerrah ve çocuk birlikte, o genç birlikte karar verebilirler. Burada bize de çok görev düşüyor plastik cerrahlara veya doktorlara. Her ameliyat olmak isteyene ameliyat etmek zorunda değiliz. Doğru. Birçok problemin demin ne kadar güzel söyledi İlker Bey. Sorunun çözümü aslında beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. Ben güzelliği de ben geçen gün hatırlarsanız iki aydım. Bakın dedim ki fiziksel güzellik. Ruhsal, fiziksel güzellik bir de fizik ötesi güzellik. Evet. Hatta şu örneği verdim. Bakın bazen sokakta görürsünüz. Bunun ekranlarda çok örneklerini görürsünüz. İki kişi birbirini sevmişler. Düğün yapıyorlar. Haber spikeri şöyle veriyor haberi. Bir tanesinin fiziksel kusuru var. Engelli. Ama öbürüne bakıyorsunuz diğer eşe. Kusursuz gözüküyordu. Mükemmel, artist gibi yakışıklı veya çok güzel bir genç kız. Ama evleniyorlar. Oradaki olay ne biliyor musunuz? O onun
O onda bir güzellik keşfetmiş. Tabii ki. O onun kalbini keşfetmiş ya, aslında. İşte fizik ötesi güzellik. İşte orada o fizik ötesi güzelliği keşfetmiş. Evet. Aslında biz içimizdeki o fizik ötesi güzelliği keşfetmeye çalışmamız lazım. Her şeyi cerrahiden, her şeyi ameliyattan beklememeniz lazım. İkincisi, çocuk diyor ki, genç kız nişanlım diyor, nişanlanmış. Nişansı demiş ki senin burnun biraz daha şöyle olsa demiş. Tarif etmiş bir de. Bana gelmiş hocam diyor benim burnum diyor şöyle yapar mısın? Neden dedi konuşurken nişanlım böyle istiyor. Kızım dedim bak ben senin nişanlına göre burun yapacaksam. Bu nişanlıyı bıraktım ben bu burnu yapayım sana. Sen git altı ayrıl bunun için başka bir nişanlı gelsin. Ben ona göre bu her nişanlına göre ben senin burnunu yapacağım. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin arzusuna göre bu iş. Burada önemli olan o insanın gerçekten kendi algısı, kendi düşüncesi evet. Ve bir ihtiyaç var mı yok bunun birlikte cevabının verilmesi evet. Doktorla. Herkesi ameliyat etmek zorunda değiliz. Herkes ameliyat olmak zorunda değil. Lütfen eksikliklerimizi estetikle düzeltmeye çalışmayalım sadece. Kesiniz hocam. O eksikliklerimizi bilgimizle, becerimizle, yeteneklerimizle tamamlamaya çalışalım. Bak o zaman göreceksiniz ki her şey güzellik demek değil, her şey estetik demek değil. İhtiyaç olduğunda biz burada hazırız. Doktor Bey burada hazır, ben burada hazırım ama her şey o değil. Allah size sağlık, huzur versin. Aynaya dönelim bakalım estetik ihtiyacı olanlar aynaya bakıp neler demişler. Evet. Estetik olarak kendinize neleri değiştirmek isterdiniz? Size bir ayna versem, kendinize baksanız. Baktığım zaman kesinlikle burnumu değiştirmek isterdim. Çünkü genetik olarak herkesin her özelliğini kendi seçemiyor. Ama dişlerimi beğeniyorum, dudaklarımı. Ama burnumu beğenmiyorum, burnumu değiştirmek isterdim. Neden? Çünkü şeklini beğenmiyorum. O yüzden biraz daha yukarı kalkık olmasını isterdim. Biraz da deliklerinin küçük olmasını isterdim bu yüzden. Yani daha güzel ve hoş yakışacağını düşünüyorum. Gayet güzelim. Şey değiştirmek istemem ama ufaktan bir burun estetiği düşünürdüm. Sadece görüntü olarak biraz daha ufak olmasını isterdim boyut olarak. Kendimde burnumu değiştirirdim tabii herkes gibi. Daha kalın dudak isterdim bu şekilde. Neden peki? Yani büyük durduğunu düşünüyorum. Güzel yüzde en önemlisi burun. Dudakların kalın olması daha yüz ifadesini değiştiriyor onun için. Ben kendime baktığımda kendimi seviyorum. Olduğum gibi. Değiştirmek istediğim bir şey yok. Çocukluğumdan beri burnumla ilgili problemim vardı ama sonra annem genetik olduğunu söyleyince ikna oldum. Şu an memnun musunuz yoksa değiştirme şansınız olsa? Yok, değiştirmem. Kırışıklıklarımı düzeltmek isterdim. Botoks yaptırmak isterdim. Daha genç görünmek için. En istemiyorum diyen de bile ama ucundan biraz azıcık, burnum evet. Diyen. Ama bak bir tanesi dedi ki ben zaten güzelim dedi ya. Çok hoşuma gitti evet. O. Bu ne biliyor musun? Ne kadar güzel. İşte bu güzel, bu özgüven işte. Aslında aynen. Estetik cerrahinin sağlamaya çalıştığı da bu zaten. Özgüven. Estetik cerrahi tekrar altını çiziyorum. Antibiyotiğe benzetiyorum. Antibiyotiği lütfen gerektiği zaman gerektiği dozda kullanın. Doğru. Gerekmediği zaman antibiyotiği kullanmayın. Şimdi aynen. Burada bazıları dikkat ettin. Genç bir kız vardı ilk başta çıkan. Çok güzel bir kız. Evet. Çok gücü dışık aşağı doğru biraz. Aynen. Hafif bir kemeri var. Evet o yapılabilir. Gerçekten de yapıldığında kızda kompleks varsa çok da güzel sonuç alabilir. Ama altını çiziyorum. Antibiyotiği lütfen gereksiz kullanmayalım. Dozunda ve gerektiğinde kullanalım diye ifade etmek istiyorum. Evet. Bir de bu estetikle ilgili insanlar tabii ki her şeyde olduğu gibi Google'ı çok kullanıyorlar. Ben hatta bazen şey diyorum hastamız geliyor. Anlatmaya başlıyor. Önce derdini anlatıyor. Sonra da çözümlerini sıralıyor. Ben de şunu şunu yapabilirsiniz diyor. Bunu yapabilirsiniz diyor. Biliyorlar da ne istedikleri. Doktor Google'dan geliyorsunuz herhalde biliyorum. Ondan iyi. Sonra yani orada da yani ne kadar doğru bilgi varsa bir o kadar da yanlış bilgi var. Yani aynen. Yanlış yönlendirme var. Geçen hafta 15 yaşında bir genç kız geldi. Bütün dişlerini kestirip kaplama yaptırmışlar. Annesiyle beraber geldi. Ne? Bunları düzeltelim diye yani düzeltelim dedim ama şeyi ne? İşte biz boylarını biraz daha uzun istiyoruz. Dedi ki bakın sizin sıkıntınız... Anne nasıldı merak evet, ettim. Anne de aynı kafadan yani... Anne de yaptırmış mı dişleri? Anne yüz yapılmış dişlerini mı? Hatırlamıyorum ama anne tabii bakımlı bir bayandı. Kesin çünkü bir mükemmelliyetçi fikir vardır orada. Biraz anneye serzenişte bulundum. Dedim, nasıl yaparsınız bunu? Yani bu kız daha 70-80 yaşına kadar bu dişleri kullanacak. Biz bu aşamada bunları yaparsak bu tedavileri... hocam diyor biz diyor çok araştırdık diyor. Nereden araştırdınız diyorum? Google'dan araştırdık diyor. Google'dan araştırdık. Yani her bilgi orada doğru değil. Mutlaka ne olursa olsun bir uzmana gidip danışmak lazım. Gerçekten böyle kritik bir karar verecekseniz, şimdi burun yaptırmak kritik bir karardır. Veya işte göğsünüzü yaptırmak kritik bir karar. Diş yaptırmak çok daha kritik bir karar. Neden? Çünkü geri dönüşümü yok. Bütün yapılar kendini tamamlayabilir vücutta. Sadece diş kendini tamamlayamıyor. Yani yaptığınız bir uygulama geri dönüşümsüz sonuçlara
doğurabilir ve sizi çok yorabilir. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında da dedim yani yardımcı olmamız çok zor size. Yani çünkü ne yaptınız peki? Onları tekrar çıkarıp uzattınız mı? Yok ben bir şey yapmadım çünkü annem mental olarak hazır değil buna. Yani ben onlara yaptığım şey sadece estetik olarak değerlendirecekler. Tabii. Yazık yani çalışmaya. Yani bazen böyle absürt istekler, uygun olmayan istekler gelebiliyor. Dişe de İlker Bey'e ve bize de bunlar gelebiliyor. Hakikaten burada bize de doktorlara da hekimlere de çok büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Ailelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Annelere babalara çok sorumluluk düşüyor. Bazen anne baba çocuğu yanlış yönlendiriyor estetik konusunda ve güzellik konusunda da. Kendine de belki yanlış bilgiler eksikler var. O yüzden işin başı eğitimden geçiyor. Bu tür programları izleyerek eminim ki bazı şeyleri daha iyi değerlendirme şansını bulacaklar diye düşünüyorum. Peki birer soru geliyor o zaman. Hocam yüz gençleştirmenin yüz güzelleştirmeden farkı nedir? Bu çok şey. Evet çok güzel bir soru. Bakın. Yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme. Bazen iç içe girmiş kavramlar bunlar. Evet. Bazen tamamen farklı. Örnek veriyorum. Çocuk bana geldi 20 yaşında. Çocuk genç ama güzel değilim ben diyor. Bakın ben güzel değilim. Benim elmacıklarım güzel değil, dudaklarım güzel değil, çenem küçük güzel değil. Şuram böyle. Orada işte burada yaptığımız işlem ne biliyor? Burada yüz gençleştirme değil, yüz güzelleştirme işlemi yapıyoruz. Güzelleştirme işleminden de kasıt da yüz normalleştirme yapıyoruz aslında. Çünkü çocukta çeşitli nedenlerle, doğuştan nedenlerle veya kilo alıp vermeyle, başka nedenlerle yüzünde bir takım sapmalar oluşmuş ve çocuk aynaya baktığında kendini mutlu hissettiğinde genç olmasına rağmen. İşte bunda yaptığımız işlemler yani aynada düşün burun estetiği yapıyoruz, evet. Kepçe kulak yapıyoruz. Yani düşünün çocuğun burnu kemerli, kulakları kepçe, evet. Çenesi küçük, yüzünün yağ dokusu yetersiz. Buna ne yapılır? Buna yüz gençleştirme değil, buna yüz güzelleştirme yapılır. Evet. Evet, buna yüz güzelleştirme yapılır. Tabii. Ama bir taraftan 45, 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş. Bana geçen gün birisi geldi 86 yaş. Oh maşallah. Bakın 86 yaş. Talep ne? Talep. Talep ben daha genç olmak istiyorum. Gençleşmek istiyorum. Benim eski resimlerim böyleydi doktor diyor. Öyle bir gururla gösteriyor ki bana o fotoğrafı. Doktor bakar mısın diyor. Hakikaten de manken gibiymiş. Yani ya. Şimdi o 40'lı yaşları gösterdi fotoğraflarını gösterdi. Başka bir kadın var ama yıllar ne yazık hepimizden bir şeyler götürüyor. Yer bizi aşağı doğru biraz yer çekimiyle aşağı doğru çekiyor. O kilo alıp vermeler, stresler, üzüntüler, güneşe maruz kalmalar, çeşitli zararlı maddeler değil. Bunların hepsi bizi ne yapıyor? İster istermez yaşlandırıyor. Evet. İşte orada da yaşlandırma durumlarında da yüz gençleştirme yapıyoruz. Aslında yüz gençleştirme içinde yüz güzelleştirme de var. Bak bu iç içe. Çok bakın doğru. Burada yüz gençleştirme var. Şimdi çok güzel ayrımı oradaki ayrıma dikkat etmek lazım. Orada yüz gençleştirme var ama içinde aynı zamanda yüz güzelleştirme de var. Peki diş hekimine gitme korkusu dişleri nasıl etkiliyor? Yani normalde biz zaten periyodik kontrolü öneriyoruz her zaman. 6 ayda bir, senede bir mutlaka periyodik kontrolü öneriyoruz. Diş hekimi korkusu genellikle çocukluktan başlayan bir şey. Bunu yenmenin de en büyük, en kolay yolu. Daha çocuklar işte böyle akılları biraz ermeye başladığında 3-4 yaşlarında mutlaka aileyle beraber o periyodik kontrollerle hekime gitmesi. Tabii. Hekime gittiği zaman orada o oyunsal şeylerle oranın daha keyifli bir yer olduğunu düşünüyor ve o korkuyu yenmiş oluyor. Eğer korkuyu yenememişse ve bununla beraber tedavide olamıyorsa biz o hastalarımızı öncesinde zaten sedasyon dediğimiz bir yöntemle tedavi etmeye tabii, çalışıyoruz. Mümkün. Hafif onları uyutuyoruz. Ondan sonra bütün işlemleri yapıyoruz. Genelde de şöyle ilerliyor bu süreç. Sedasyonla başlıyoruz. Sonra normal tedaviler şeklinde. Yani sedasyonla başladığımız hasta bir süre sonra sedasyonu bırakıp kendi kendine evet. tedavi olmaya başlıyor. Çünkü doktorla o güveni sağladıktan sonra çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Ben korkudan dolayı hiç bakamadığım bir hasta olmadım. Mutlaka bir şekilde ikna edip bir ortak yol bulup sistemi peki, çözüyoruz. Peki bir kere öyle başlayan hep öyle mi gider acaba? Çünkü şimdi teslim alacağım hanımefendi Neslihan Çakır öyle. Hem dişlerimden hem yüzümden dolayı bir takım problemlerim vardı. Hatta eşim de bunu bana hissettiriyordu zaman zaman. 34 yaşında 14 yıllık evli, 2 evladı var ama bir de derdi varmış. İzleyelim bakalım kendini nasıl anlatmış. Neslihan Çakır, büyük değişimin bugünkü şanslı ismi. Neslihan Hanım, uzman psikoloğumuz Yeşim Akıncı'yla değişim hayalini konuşuyor. 34 yaşındayım. 34 yaşındasın. Evli bekar? Evliyim. Hı hı. Çocukların var mı? 2 tane evladım var. Allah bağışlasın. Yaşları kaç? Oğlum 13 yaşında, kızım 4 yaşında. İnsanın kendinde kusur hissetmesi bazen biraz psikolojik olabiliyor değil mi? Evet mutlaka o da var. Neslihan Hanım nasıl bir değişim hayal ediyor? Aynaya baktım bunun dişlerimin değişmesini sağlık isterdim. Sağlık problemi var mı? Yok. Yok. Sağlık problemi yok. Hı-hı. Burnumun... Nefes alma problemi var mı? Yok hayır. Peki. Peki diyelim ki dişlerin değişti, burnun değişti. Psikolojin, mantığın, duyguların değişmedikçe sen değişime hazır mısın?
Kendimi mutlu edeceğim. Hı hı. Aynaya baktığımda hani mutlu olacağım. Kendini merak ediyor musun sonrasında? Çok merak ediyorum. En güzel çok. Kısmı da bu değil mi? Sonra evet. Ne olacak? Evet evet. Nasıl bir süreçten hı-hı. geçeceğim? Eşi Neslihan Hanım'ın en büyük destekçisi. Eşin burada bizi izliyor. Evet. Destek. O da destekçi olduğunu söyledi bana programa girmeden. Evet. Öyle. Evet. Eşim destek veriyor. Hı-hı. Onunla birlikte geldik zaten. 34 yaşındaki Neslihan Hanım aynalarla barışmak istiyor. Sevgili Neslihan, programa başvurmayı nasıl arzu ettin? Neler yaptın? Neler düşündün ki buradasın? Ben programa kendimi hep bildim bileli şansım fazla yoktur. Ya vardır ama bazen istediğim şeyler de yoktur. Hmm. Hani başka bir şey istesem o an belki de olacaktı. Hmm. Ama tesadüfen ekrana numarayı yazmak istedim. Hani içimden evet. öyle geldi. Hmm. Hissettin dedim, çıkar yani. Çıkar mı bilmiyorum. Hani hmm. şans belki çıkmaz diye. Öyle başvurdum. Numarayı çevirdin ve çıktı. Numarayı çevirdim. Bana bir hafta geçmedi hemen dönüş oldu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Evet. İyi ki de yaptım ve iyi ki de bizimlesin sevgili Neslihan. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Neslihan'cığım hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sizler. Biz de iyiyiz. Ay nasıl heyecanlı. Çok. Neden heyecanlısın? Bilmiyorum. Fazlasıyla heyecanlıyım. Peki korku var mı? Tedirginim. Tedirginsin. Evet. Neden mutsuzsun? Anlatmışsın biraz kendini ama. Mutsuzum. Ya aynaya baktığımda hep dişlerim öne, yani hep gözüme batıyor ve öncelikle dişimin ve sonra burnumun güzel olmasını istiyordum. Ah kocaman da gözleri var. Peki hocam. Öncelikle dişlerinin ve sonra da burnunun evet. güzel olmasını nasıl sağlayabiliriz? Evet. Gülümseyelim. Karşıya bakalım. Şimdi güldüğü zaman diş etlerini oldukça fazla görüyoruz. Bu biraz üst dudağın inceliğinden, biraz da bu kasların daha fazla yukarıya çekmesinden. Ama yüzü uzun bir yüz ama dişler kare. Biz bunları biraz daha yukarıya doğru alacağız. Daha dikdörtgen olacak. Hatta üçgenimsi olacak. O yüzden diş etlerine bir operasyon yapacağız. Gülümseyelim kocaman. Evet, diş etlerine operasyon yapacağız ve diş etlerini yukarı alacağız. Çürükleri var ve düzensizlik var. Hem bu çürükleri tedavi edeceğiz. Arkasından da bu düzensizlikleri gülümseme tasarımı yaparak gülümsemesini oldukça güzel, keyifli hale getireceğiz. Gene dişler içeriye doğru. Onları biraz dışarı alacağız. Gülümsediğimizde burada çok ciddi karanlık nasıl alanlar oluşuyor. Bak, evet, yanaklar titriyor. İki tane çocuk var. Ha? Evet, bir oğlum bir kızım var. Kaç yaşındalar? Oğlum 13 yaşında, kızım 4 yaşında. Allah bağışlasın, ne güzel. Eşinle beraber mi geldin? Evet, eşim. Bak, eşimle eşi de çekiyor geldim. Bizi. Siz de hemfikirsiniz. Eşiniz biraz daha kendini iyi hissetsin. Evet. Tamam, izin çıktı eşten. Burunda ne yapıyoruz? Dişleri ele aldık. Hocam buyurun. Şimdi ben tabii Nisan Hanım'ın burnu bizim tipik Karadeniz burnu andırıyor. Şöyle bakarsak bakın yandan özellikle hafif kemerli ve ucu aşağı doğru kolumellası kısa bir burun yapımız var. Bir de karşıya bakıldığında gözlerim ben bazen pörtlek diye ifade ediyorum. Hatırlarsanız biraz çıkıntılı. Hı. Bakın göz etrafı yumuşak doku yetersizliği kaynaklı. Gözler çok önde. Minyon bir yüzü var. Evet. Dolayısıyla yapacağımız işlemi söyleyelim. Bir, burun estetiği yapılması lazım. Yürün daha orantılı hale gelmesin. Kendisi de zaten arzu ediyor. İkincisi kendi yağ dokusundan lipofilling yöntemiyle bu göz civarlarına, yanaklara, dudaklara yapacağımız enjeksiyonla, yağ dolgusuyla yüzün doğal ama daha canlı, daha orantılı hale gelmesini sağlamak. İki işlem yapacağız. Peki. Bir tanesi tekrar söylüyorum. Burun estetiği bir yüzü orantılı hale getirecek. Aynı zamanda bakın şöyle bir göstermek isterim. Evet. Şöyle bir bakılırsa yandan havayı olumlu yönde değiştiriyor. Çok güzel. Havayı olumlu yönde değiştiriyor şöyle. Onun haricinde de tekrar söylüyorum kendi yanda aldığımız okularla göz civarlarına, yanaklara, dudaklara yapacağımız yağ transferi daha canlı, daha fresh ve daha orantılı bir yüz gör. Gözler daha doğal. Bak nasıl gülüyor bak evet. Dinlerken nasıl hoşuna evet. gitti. Ama bakmadan yapacağız bunda. Nasıl? Anlaşılmasın. Hah doğal olacak. Aynen doğal evet. olsun değil mi? Doğal olsun. Anlaştık. Tamam anlaştık. Hazır evet. mısın bu yolculuğa? İnşallah. İnşallah hocama güvenerekten bu yola etme. Çıktım. Hayırlısıyla. Eşim de destekliyor. Evet. Ne güzel var. Çok şanslısın. Eşin de geliyor mu Samsun'a seninle? Eşi. İnşallah. Samsun'a geliyorlar. Bir hafta misafir ediyoruz Samsun'a kendilerini inşallah. Ondan sonra da ilk terbiye teslim sonra da burada İstanbul'da evet. bitireceğiz tedavi yani. Haydi evet. bakalım.
Bol şans. İyi ki geldin. İyi ki bizimlesin. Evet. Neslihan Çakır, yolculuğun başlıyor. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Evet hocam. Sizlere ellerinize şimdiden sağlık. Sizlere emanet. Kendine iyi bak. Yine bir değişim teslim gününde sizin de son buldu. Ve yarın yine güzel bir günde karşınızda olacağız efendim. Bu arada hayatın akışına katılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi izlemeyi unutmayın yarın sabah. Hoşçakalın.